Merhabalar, Dolo TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5 duyu organımız hakkında 23 ilginç bilgiyi paylaşacağız. 5 duyu organımızı herkes biliyordur umarım. Bilmiyorsa da bu videomuzda öğreneceksiniz. Sadece öğrenmekle kalmayıp 5 duyu organımızla ilgili 23 ilginç gerçek bilgiye de erişmiş olacaksınız ve öğreneceksiniz. Sizi merakla bekletmeden hadi o zaman videomuza geçelim. Gündelik yaşantımızda 5 duyu organımızı farkında olarak veya olmayarak gün içerisinde sayamayacağımız kadar çok kullanıyoruz. Bu duyu organları bizler gibi hayvanlarda da mevcut. Peki bu duyu organlarımızın neler olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu ve onlar hakkında daha önce duymadığınız 23 ilginç bilgiyi duymaya hazır mısınız? Şimdi gelin öncelikli olarak bu 5 duyu organımız nelermiş çok kısaca üzerinden geçelim. İnsan vücudundaki duyu organları çevredeki kimyasal ve fiziki uyarıları alıp bazı yollar ile beyne taşıyıp beynin bu uyarıları yorumlamasını sağlar. Duyu organlarının her biri reseptör adı verilen algılama ünitelerine sahiptir. Bu reseptörler ile dış çevreden alınan uyarılar sinirsel yollar ile insan beynindeki alakalı merkezlere ulaştırılıp duyum meydana getirirler. Her duyu için anatomik ve fizyolojik bir sistem, her sistemin de alıcı, götürücü ve duyucu adlı 3 parçası vardır. 5 duyu organımızı sayacak olursak 1. Görmeyi sağlayan görme organı göz. 2. İşitme ve dengeyi sağlayan işitme ve denge organı kulak. 3. Temas, ısı ve ağrı gibi hisleri algılamamıza yarayan dokunma organı deri. 4. Koku almamızı sağlayan koku alma organı burun. Ve 5. Tat almamızı sağlayan tat alma organı dil. Çok kısa şekilde bu duyu organlarımız hakkında biraz bilgi verip daha sonra da 23 ilginç bilgimize geçelim. Bir, görme organı göz. Göz, görme duyusu organımızdır. İnsan vücudunda iki tane göz bulunur. Gözler yüzdeki sol ve sağ göz çukurlarına yerleşmiş durumdadırlar. Bir tane gözün ortalama ağırlığı yaklaşık olarak 10 ila 12 gram, çapı ise yaklaşık olarak 2 ila 2,5 santimetredir. Göz organının ağırlığı hem yaşa hem de cinse göre değişim gösterir. İki, işitme ve denge organı kulak. Kulak, İşitme işlevinin yanı sıra denge organını da içinde barındıran bir organdır. Kulak 3 kısımdan oluşur. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak sesleri toplamaya yarar. Kulak yoluyla sesleri orta kulağa ve oradan da çekiç, örs ve özengi sayesinde iç kulağa gönderir. İç kulağa gelen sesler salyangoz adı verilen sinir uçlarıyla beyne iletilir ve ses algılanır. Üç, koku organı burun. Burun, koku almanın yanı sıra solunum işlevini de yerine getirmektedir. Burun organının içerisinde kıllar, kılcal kan damarları, burun kanalları, mukosa ve koku alma hücreleri bulunur. Burun boşluklarını kaplayan mukosa tabakasında koku alma görevini yerine getiren yapılar vardır. Burun boşluğunun üst kısmındaki koku duyusu olan hücrelerde yer almaktadır. 4. Dokunma organı deri. Damarlarca zengin olan bu organ tüm insan vücudunu örter. Deri,
önemli duyu organlarımızdan bir tanesidir ve duyu reseptörleri deri organında bol miktarda bulunur. Bu yüzden de basınç, ısı, ağrı ve dokunma gibi duyular deri tarafından algılanır. Deri, yetişkin bir insanda vücut ağırlığının yaklaşık olarak %20'si kadardır. Yani başka bir anlatım şekliyle 15 ila 20 kilogram kadardır. Derinin yüz ölçümü ise 1.80 ila 2.2 metre arasında değişmektedir. Fakat deri vücudun her bölgesinde aynı kalınlıkta değildir. Deri el içi ve ayak tabanlarında en kalın, göz kapaklarında ise en ince şekilde bulunur. Deri organı insan vücudunun dış ile iç ortamı arasında bir sınır görevi yapmaktadır. Vücut yüzeyini tamamen kaplayan deri organı kişiyi yaralanmalara, fiziksel ve kimyasal etmenlere karşı koruma görevi üstlenir. Deri organının rengi her insanda aynı değildir ve kişinin ırkına, teninin rengine ve vücut bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Beş, tat alma organı dil. Tat duyusunu algılayan organ dildir. Dil, insan vücudunda ağız boşluğu içinde yer alır. Dilin arka kısmı çene kemiği ile birleşikken ön kısmı serbest bir şekilde durmaktadır. Dil, çizgili kaslardan meydana gelmiştir ve besinleri çiğneme, yutma ve konuşma gibi işlevlerde yardımcıdır. Beş duyu organımızı da tanıdıktan sonra şimdi sıra bu beş duyu organımız hakkında 23 ilginç bilgiye geldi. Hadi bakalım bu bilgiler nelermiş görelim. Gözleriniz aracılığıyla beyine gönderilen veriler hayat boyunca edindiğiniz tüm bilgilerin %85'ine tekabül eder. Gözleriniz mavi ise dünyadaki bütün mavi gözlülerle akrabasınız demektir. Mavi gözlü ilk insanın 6000 ila 10.000 yıl önce ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bundan önce herkes kahverengi gözlüydü. O yüzden kahverengi gözlüyseniz eski topraksınız demek oluyor. Renk körlüğünün erkeklerde görülme oranı kadınlara oranla daha yüksektir. Dakikada ortalama 17 kere göz kırparız. Yaşlanan her insan okuma gözlüğünü kullanmak zorunda kalacaktır. Yaş aldıkça gözler odaklanma kabiliyetini yitirir. Vücudumuzdaki en hızlı çalışan kas göz kasıdır. İnsan gözüne en yakın gözlerden biri köpek balığı gözüdür. Bu nedenle göz ameliyatlarında protez olarak kullanılabilir. 80 desibelin üzerindeki sesler insan kulağına zarar verirken 120 desibelin üzeri sesler kulak içindeki sinirleri kalıcı olarak tahrip edebilir. Örneğin bir rock konserinde 15 dakika boyunca hoparlörün önünde durmak işitme kaybına sebep olabilir. Kulaklarınızın sadece duyma ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İç kulak bölümü aynı zamanda vücudumuzun denge sisteminin bir parçasıdır. Dolayısıyla baş dönmesinin en sık rastlanan sebepleri kulakla ilgili rahatsızlıklardır. Anne karnındaki bir bebekte ilk olarak tat ve koku alma duyusu, sonra işitme duyusu, ardından dokunma duyusu ve en son görme duyusu gelişir. Vücudumuzda dokunma duyumuzun en fazla olduğu bölgeler parmak uçlarımız ve dudaklarımızdır. Derimizde bulunan dokunmaya bağlı reseptörler yaşlandıkça azalır. Öyle çok yaşlanmanıza da gerek yok. 16-18 yaş arasında bu reseptörler sayıca zirveye ulaşır. Sonra çok yavaş bir şekilde azalmaya başlarlar. Dokunma, beyinde endorfin salınımını tetikler. Bir yerimiz ağrıdığında o noktaya dokunma veya masaj yapma ihtiyacı hissetmemiz
Bu yüzdendir. Tükürük tarafından parçalanmayan hiçbir yiyeceğin tadını alamazsınız. Tükürük, yiyecek içinde bulunan kimyasalları çözer ve dil üzerinde bulunan alıcılara ulaşmasını sağlar. Bunu küçük bir deney yaparak test edebilirsiniz. Dilinizi temiz bir kağıt mendille kurulayın ve örneğin bisküvi gibi kuru bir yiyeceği dilinize değdirin. Şekerin tadını ne kadar algılayabiliyorsunuz? Görün. Tat ile koku alma duyusu birbirinden ayrılmaz bir ikili gibidir. Hatta tat olarak algıladığımız şeylerin %80'i aslında kokudur. Burnunuzu kapatarak yemek yemeye çalışın. Ne kadar düzgün tat alabiliyorsunuz deneyimleyin. Kadınların tat ve koku alma duyusu erkeklerden daha gelişmiştir. Kadınlarda koku duyarlılığı hamilelik sırasında normalin çok üstüne çıkar. Koku alma duyusu beynimizin duygu, hafıza ve yaratıcılığı etkileyen kısmında yer alır. Bu yüzden insanlar kokuları sıklıkla geçmişte yaşadıkları deneyimlerle ilişkilendirir. Koku, canı en kolay sıkılan duyudur. Bir fırına ya da çiçekçiye ilk girdiğinizde zengin aromanın kokusunu hemen fark edersiniz. Fakat çok çabuk alıştıktan sonra kokunun ilk zamanki gibi gelmediğinin farkına varırsınız. Doğadaki hayvanlarla kıyaslandığında insanların koku alma duyusu çok zayıftır. Köpekler adeta koku almak için yaratılmış canlılardır. Köpeklerin beynindeki koku alma duyusu için ayrılan bölüm insanlarınkinden 40 kat daha fazladır. Köpekler bir obje veya canlı ile karşılaştığında bizim gibi uzun bakışlar atarak değil, koklayarak analiz etmeye çalışırlar. Bazı köpekler bu olağanüstü yeteneklerini kullanarak kanser, epilepsi ve diyabet gibi hastalıkları erkenden teşhis edebilirler. Bazı hayvanların duyu reseptörleri alışık olduğumuzun çok dışında yerlerde bulunur. Örneğin, kelebek ve sineklerin tat alma organları ayaklarındadır. Kedi balığınınki ise bütün gövdesine yayılmış şekildedir. Bazı hayvanlar ise bize süper güç gibi gelebilecek duyu reseptörlerine sahiptir. Örneğin, kimi yılan türleri kızılötesi görüş sağlayan duyu organlarına sahipken kuş ve arılar mor ötesi ışığı algılayabilirler. Yunuslar ise ses dalgalarını o kadar etkili biçimde kullanırlar ki bazı uzmanlar hamile bir kadının karnındaki cinini algılayabildiklerini söyler. Yani ekstra bir makine kullanmadan ultrason çekebilirler. Aynı şekilde köpek balıkları çevrelerindeki elektriksel değişimi, kuşlar ise dünyanın manyetik alanını hissedebilirler. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de en beğendiğiniz ilginç bilgiyi lütfen yorumda belirtin. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi, Dolu TV kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Sizi de Dolu TV ailesinde görmekten mutluluk duyacağız. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.